Seçimden sonra esas itibariyle görevimiz daha yoğun. Toplumsal çöküşün de acı bir göstergesi oldu. O nedenle daha önce açıkladığımız Cumhurbaşkanlığı adayı çıkarma konusundaki yaklaşımımızı yeniden değerlendirme sürecine aldık. Bunu da kamuoyuna duyurduk. Bu süreç içinde ittifak güçlerimizde, bütün kurullarımızda, şüphesiz bileşen partilerimizde ve toplumun demokratik güçleriyle istişarelerde bulunduk. Nihayet bugün tutum belgemize yansıyan yaklaşımımız ve politikamız ortaya çıktı. Burada tüm demokrasi güçlerinin katkısı, ülkenin tüm halklarının, ezilenlerinin, sömürülenlerin sözü vardır, katkısı vardır. Bizim amacımız açık, siyasi stratejimiz net. Bunu kongre kararlarımıza da yansıttık ve bütün çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürüttük. Evet, biz bu iktidarı göndereceğiz, bu düzeni değiştireceğiz diye. Özgür bir geleceği kurmak ve büyük barışı tesis etmek ancak birlikte mücadeleyle mümkündür. Bizim Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararımızın temelinde yatan bu gerekçelerdir, bu hedeftir. Evet, demokratik bir dönüşüm, özgür bir gelecek ve büyük barış. Bunları hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'de Emek ve Özgürlük İttifakı bu dönüşümün motor gücü olacaktır. Ama en geniş demokrasi birlikteliği de bizim geleceği inşada en önemli dayanağımızdır. Evet değerli arkadaşlar, hep birlikte başaracağız. Türkiye'de Emek Özgürlük İttifakı'nın bu dönüşümün güvencesi olması için parlamentoya en güçlü şekilde girmesi ve en etkili şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Halklarımız bunun farkındadır. Çalışmalarımız boyunca bunu daha da ayrıntılı ve açık anlatacağız. Son sözümüz. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız. Bu iktidarı göndereceğiz. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Yolumuz açık olsun.